Hepinize merhaba arkadaşlar. 15 Mart tarihli TYT deneme sınavımızın tarih soru çözümleriyle birlikteyiz. İlk sorumuzla başlayalım. Yazının icadı insanlık tarihinde önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Bilginin yazıya aktarılması pek çok alanda teşkilatlı bir yapının ortaya çıkmasına da zemin hazırlamıştır. Yazı sayesinde insanlığın elde ettiği bilgileri kayıt altına alabilmesi, idari, ekonomik, mali alanlardan hangilerinde gelişmelerin hızlanmasına veya teşkilatlanmanın kolaylaşmasına ortam hazırlamıştır diyor bize. Şimdi yazı sayesinde ticaret kanunları, mülkiyet hakları, hukuk ilkeleri yazılı hale geldiği için ülke yönetimi kolaylaşmıştı demiştik. Öyle değil mi arkadaşlar? Ülke yönetiminin kolaylaşmasını idari alanla eşleştirebiliriz. Bunun dışında devletler arası ilişkilerde yazının kullanılması diplomatik ilişkilerin kolaylaşmasında ve gelişmesinde önemli rol oynadı demiştik. Ticaret işlerinin daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılmasını da ekonomik ve mali alanlarla eşleştirirsek eğer, buraya da ticaret diyelim. Üçüne de ulaşabiliriz. Öyle değil mi? Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği. Türkiye Selçuklu Devleti'nde aile, miras, evlenme, boşanma gibi gündelik hayatla ilgili konular şer'i hukuk kapsamında kabul edilir ve bu davalara kadılar bakardı. Şer'i hukuk, İslam dini kuralları esas alınarak belirlenen hukuk kurallarıydı. Öyle değil mi? Devlet görevlilerinin kadılara baskı yapması asla kabul edilemez ve suç sayılırdı. Bunu da hukuk üzerinde baskı yoktur diyebiliriz, değil mi arkadaşlar? Hukuk üzerinde baskı yok. Diğer taraftan idari, mali ve askeri konularla ilgili sorunlar eski Türk geleneklerine esas alan örfi hukuk kapsamında değerlendirilir ve bu tarz davalara emir-i dat adı verilen görevliler bakardı. Bu bilgiye göre Türkiye Selçukluları ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Hukuk alanında birlik yoktur. Ulaşamadık, değil mi? Hem şer'i hukuk var, hem örfi hukuk var. Toplumsal yaşamda dini kurallar belirleyici rol oynamıştır. Gündelik hayatla ilgili konular şer'i hukuk kapsamında kabul edilir diyor. Buradan ulaşıyoruz C seçeneğinde verilen yargıya. Gündelik hayat diyelim. Yargı bağımsızlığına önem verilmiştir. Kadılara kimse baskı yapamıyor diyor. Daha önceden kurulan Türk devletlerin tecrübelerinden yararlanılmıştır. Hangi alanda yararlanılmıştı? Örfi hukuk kurallarının belirlenmesinde yararlanılmıştı. Hukuki konularda laik bir anlayışın benimsendiğine ulaşamayız arkadaşlar. Çünkü şer'i hukuk kuralları var. Şer'i hukuk kuralları da İslam dinine göre belirlendiği için sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmalı. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde demiryolu yapımına ağırlık verilmiş, telgraf hatları kurulmaya başlanmıştır. Bu uygulamanın amaçları arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenemez. Bize ifadede vurgulanan ulaşım ve iletişim. Pardon. XIX. Yüzyılda ulaşım ve iletişimle ilgili gelişmelere ağırlık verildi diyor arkadaşlar. Bunun amaçları arasında hangisi yer almaz? Şimdi ulaşımla ilgili özellikle demiryolu yapımına ağırlık verilmişti. Hatta demiryolu yapım ihalelerinin İngiltere ve Almanya'ya verildiğini, Osmanlı Devleti'nin borçları artıp
Ramazan kararnamesi ile iflasını duyurduğunda demiryolu yapım çalışmalarının sekteye uğradığından bahsetmiştik. Sonrasında telgraf hatlarının kurulduğundan bahsetmiştik. Bunun amaçlarından olmayanı bulacağız burada. Ticari gelirleri artırma vardı. Çünkü demiryolu taşımacılığı biraz daha hızlı bir şekilde gerçekleşecekti. Devlet otoritesini güçlendirme vardı. Merkeze uzak eyaletlere ulaşmak daha kolay olacaktı. Üretilen malların uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmak vardı. Yine demiryolu hatları sayesinde ülkenin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini daha iyi değerlendirmek de vardı. Fakat tüccar devletlerin Osmanlı ekonomisi üzerindeki nüfuzunu artırma gibi bir amacımız yoktu. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmalı. Wilson ilkelerinde yer alan maddelerden hangisinin Birinci Dünya Savaşı'nın ardından kalıcı barış ortamının sağlanmasına katkı sağlama amacı taşıdığı söylenemez. Silahlanma yarışına son verilecek. Barışa katkı sağladığını söyleyebiliriz. Sömürgecilik yasaklanacak. Barışa katkı sağlamak amacıyla aslında böyle bir madde ekleniyor ama sömürgeciliğin adı değişiyor, öyle değil mi? Manda ve himaye oluyor. Galip devletler mağlup devletlerden su, toprak ve savaş tazminatı almayacak. Yine barış ortamını sağlamak amacıyla konulsa da böyle bir madde savaş tamiratı adı altında alınıyordu. Alsace-Lorraine bölgesi Fransa'ya bırakılacak, Milletler Cemiyeti kurulacak. Dünya devletleri arasındaki sorunları çözmek amacıyla Milletler Cemiyeti'nin kurulması kararlaştırılmıştı. Bunun da barışa katkı sağladığını söyleyebiliriz. Fakat Alsace-Lorraine bölgesinin Fransa'ya bırakılmasının barış ortamının kalıcılığını sağlamak amacıyla yapıldığını söyleyemeyiz. Çünkü Almanya ile Fransa arasında yaşanan bir sıkıntıydı bu arkadaşlar. 1871 tarihinde Almanya Alsace-Lorraine bölgesini almıştı. Wilson ilkelerine göre de Fransa'ya iade edilmesi kararlaştırıldı. Bu maddenin barış ortamının kalıcılığını sağlamakla bir ilgisi olmadığını söyleyebiliriz. Zira İkinci Dünya Savaşı'nın nedenlerinden bir tanesi olacak. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Ege Denizi coğrafi özellikleri itibariyle bir adalar denizidir. Bu durumun Türkiye ile Yunanistan arasında kıta sahanlığı, Kıbrıs, Batı Trakya Türkleri meselelerinden hangilerinin yaşanmasına neden olduğu söylenebilir. Arkadaşlar bakın bize ifadede Ege Denizi'nin coğrafi özelliğine vurgu yaptıysa eğer biz bu öncüllerden sadece kıta sahanlığına ulaşabiliriz. Öyle değil mi? Kıta sahanlığı neydi? Karanın su altında devam eden kesimiydi. Tarafların birbirlerinin kıta sahanlığında petrol ve maden aramaları sorun oluşturuyordu. İşte biz de bu sorunu Yunanistan'la yaşamıştık. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. Başka bir deneme çözümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.